Her birimiz kendi iç dünyamıza döndüğümüzde kimimiz paranın, kimimiz makamın, kimimiz enaniyetimizin, kimimiz daha başka süfli arzularımızın, heves ve ihtiraslarımızın kölesi olabiliyoruz. Öncelikle kendimizi bu basit süfli arzu, ihtiras, hırs ve heveslerin kölesi olmaktan kurtarmalıyız. Öncelikle her birimiz kendimizi özgürleştirmeliyiz. Önce o özgür olmanın Allah'a kul olup onun dışındaki her şeye karşı masiva için ehli tasavvufun ifadesiyle Allah dışındaki her şey karşısında özgür olabilmenin manevi hazzını tadabilmeliyiz. Bu birinci adım. İkinci adım hakikaten hayat doğası gereği nihayetinde hani mal canın yongasıdır derler ya. Doğası gereği bazen kimi bir borç yüzünden öyle ezilir ki kendisini köle gibi hisseder. Allah kimseyi düşürmesin. Allah bütün borçlara eda imkanları ihsan eylesin. Bir sıkıntısı vardır bir adamın. Bize göre uzaktan bakınca çok basit geliyordur ama o o sıkıntı içerisinde o kadar zorlanmış, o kadar yorulmuştur ki adeta o sıkıntısının kölesi olmuştur. Dolayısıyla ulema-i kiram burada da yine buna benzer durumlarda, zor durumlarda olan hani bu adam bu derdinin kölesi haline geldi diyebileceğimiz duruma düşmüş insanların özgürleşmesi neye bağlı? İşte adamın borcu var. Borcunun ödenmesine bağlı. Adamın bir sıkıntısı var. Onun giderilmesine bağlı. İşte buralarda o sarp yokuşu tırmanmak için biz Müslümanlar kardeşlerimizin önce kendi özgürlüğümüz dünyaya gereğinden fazla hırsla hevesle bağlanma hastalığından kendimizi özgürleştirmemiz. İkinci olarak da çevremizde en yakınımızdan başlayarak eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, evladı uyalimiz, konu komşumuz, ahbabımız, ahfadımız, arkadaşımız her kimde böylesi bir onu köleleştirecek türden Can yakıcı, yürek acıdan, acıtan bir sıkıntı varsa işte onu o sıkıntıdan kurtarmak için bizim de elimizde fırsat varsa, imkan varsa gayret edip o sarp yokuşun birinci basamağını geçmiş oluruz. Onu merdivene benzetirsek bir basamağını atlamış oluruz. Rabbim her birimize o zorlu yolculukta e, basiret, sabır, güç, kuvvet, metanet, en önemlisi ihlas ve samimiyet lütfeylesin. Başka ne olabilir? O sarp yokuş diye yüce Rabbimizin sarp yokuşa benzettiği davranış kalıbı zor gelir. Hani insan elindeki imkanlarını hiçbir karşılık beklemeden başkaları için, daha doğrusu temelde rızayı bari için, Allah rızası için feda edecek. Parasını, pulunu, imkanını, itibarını, vaktini, mesaisini bunun için harcayacak. Bu zor bir şey. Niyeyse insan fıtratına zor geliyor. Halbuki her birimiz birbirimize böyle yaklaşacak olsak kardeşlik hakim olur. Üstelik o birlik beraberlik duygusundan bizim tahmin ve tahayyül edemeyeceğimiz kadar yüce bir bereket doğar. Şimdilerde ona sinerji diyorlar. Ortaklıktan yeni bir güç ortaya çıkar. Yeter ki o samimiyeti, o beraberlik duygusunu, o ihlası yakalayabilelim.